Kızıltuğ'da yerini aldı. Açık grup bir mücadele Hatay koşusu için. Taylar box için hazır. Derbişah, box işte bir an için titizlik göstermişti. Start görevinin yardımıyla sorun giderilmeye çalışılıyor. Turbocu şimdi de box içinde titizliğini sürdüren isim. Beyaz bayrak şimdi havada. Start verildi ve 2015 yılı Hatay koşusu başladı değerli severler. Toplu bir çıkışın ardından Hikmetlerle birlikte bariyer dimden 2 numaralı Demir Cenk öne düşmeye çalışıyor. Ancak hemen dışından doldurup geldi 4 numaralı Kırdeniz. Liderliği rakibinden aldı. 1400 ile ikinciliğe sokulan 8 numaralı son bamının 1,5 boy kadar önünde geçmeyi başardı. 2 numaralı Demir Cenk 3.lükte kaldı. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 4.lüğe yürüyen isim 7 numaralı Serhan Tayoğlu 1200 geçirken onun 1,5 boy kadar gerisinde bariyer dimin tercih edilen isim 10 numaralı Yaşıyan. Hemen dışında 5 numaralı Kızıltuğ yer tuttu. Onların 1,5 boy kadar gerisinde ortada 1 numaralı Budakhan izliyorum. Hemen dışına doldurup geldi 6 numaralı Sakarbaşı. Sakarbaşı'nın 1,5 boy kadar gerisinde ortada 11 numaralı Arım. Bariyer dibine yakın 12 numaralı Yağmur Gözüm. Onun hemen sağrısında 3 numaralı Derbişah. 2,5 boy kadar geride 9 numaralı Turbocu şeklinde Hatay koşusunda son virajda doğru yaklaşıyoruz. 4 numaralı Kırdeniz kaçıyor. 800 geçirirken dış kulvarda 8 numaralı Son Baba ikincilikte. Bariyer dibinde yerini kaybetmedi 2 numaralı Demir Cenk. Onun sağrısında 4.lü attı kendini 5 numaralı Kızıltuğ. Bariyer dibinde 5.likte 7 numaralı Serhantay. Sağrısında 1 numaralı Budakhan. Bariyer dibini tutan isim 10 numaralı Yaşıyan. 1,5 boy kadar geride ortada 11 numaralı Arım. Bariyer dibinde 12 numaralı Yağmur Gözüm. Hemen dışlarında yer almaya çalışan isim 6 numaralı Sakarbaşı. 2 boy kadar geride 3 numaralı Derbişah. Bariyer dibine yakın 9 numaralı Turbocu şeklinde Hatay koşusunda son düzlüğe çıktık. Bariyer dibini tutan 4 numaralı Kırdeniz liderliğini korumaya çalışıyor. İçeriden 2 numaralı Demir Cenk'in pistin ortasına 5 numaralı Kızıltuğ'un. Onun dışından 6 numaralı Sakarbaşı'nın ataklarıyla Taylar 300'e doğru ilerliyor. Yine de iç kulvardaki 4 numaralı Kızıl Kırdeniz değerli yarışseverler koşun lideri far 2 boy kadar pistin ortasından 6 numaralı Sakarbaşı gelmeye çalışıyor. 50 geçirirken iç kulvardaki 4 numaralı Kırdeniz koşun lideri dışarıdan 6 numaralı Sakarbaşı dışarıdan 7 numaralı Serhantay gelse de 4 numaralı Kırdeniz Hatay koşusundan galip ayrılmayı başarıyor. 7 numaralı Serhantay bu büyük mücadeleden ikinci olarak ayrıldı değerli yarışseverler. Ekranlarınıza yansıyor. 6 numaralı Sakarbaşı ve 5 numaralı Kızıltuğ arasındaki 3.lük kararı varış hakemlerine kaldı. Açık grup bir mücadele Hatay koşusunu Sayın Seyhan Dilben'in sahip olduğu 4 numaralı Kırdeniz jokeyi Selim Kaya ile kazandı.